Mevsimdeki tarım işçileriyle birlikte çocukları da evlerinden yüzlerce kilometre uzaklıktaki Bursa'ya geldi. Anne babaları tarlada çalışırken çamaşırdan bulaşığa her işe koşturan minikler hayata hayalleriyle tutunuyor. Bulaşıkları yıkıyorum. Sonra evi yıkıyoruz. Akşam oluyor, yemek yiyoruz. Ben kaldırıyorum, yıkıyorum. Evlerinden yüzlerce kilometre uzaklıkta ailelerinin peşinden Bursa'nın Yenişehir ilçesine geldiler. Onlar mevsimlik tarım işçilerinin çocukları. Aileleri Bursa'nın bereketli topraklarında çalışırken onlarsa çadırlarda bulaşıktan çamaşıra, ev temizliğinden su taşımaya kadar her işin ucundan tutuyor. Annem ve babam tarlaya gidiyor, ev işleri bana kalıyor. Ben de hepsini bitirmek zorunda kalıyorum. Arkadaşlarım yıkıyor, benden önce bitiriyor. Onlar oynuyorlar. Oynayacağım ama işlerim bitmiyor. Kovaları dolduruyoruz su, banyo yıkıyoruz, tuvalet yıkıyoruz. Dışarıları süpürüyoruz. İçinde bulundukları koşullara rağmen umutlarını kaybetmeyen çocukların hayalleri de farklı. Öğretmen olmak istiyorum. Böyle çocuklara eğitim vermek için. Çocuklar eğitim alsın, öğrensin, öğrenir, büyüsün diye. Ben koşucu olmak istiyorum, atletizmci. Evet, hayalim budur. Abi çekiyor musun? Benim hayalim de yani hemşire olmak. Neden hemşire olmak istiyorsun? Yani insanları iyileştirmek istiyorum. 6. sınıfa geçtim bu sene. Doktor olmak istiyorum ben. Uçağı uçurmak istiyorum. Televizyon var, dolap da var. Babam burada aldı ama tek park ve deniz olsaydı, en çok havuz olsaydı sıcaktır. Dayanamıyoruz, kendimizi satıyoruz. Hayaller farklı olsa da sıla hasreti her şeyden üstün geliyor. Sandıklarım burada olsa yeter. Onları özlüyor musun? Evet. Diyarbakır'da rahat kalıyorum yani, yorulmuyorum hiç ama burada çok yoruluyorum. Ev olsaydı yani köyde olsaydık, çalışsaydık buradan daha iyiydi. Burada yağmur yağınca hepsi çamur oluyor buraları. Ondan çok üzülüyorum. Diyarbakır'da arkadaşlarımızla oynuyoruz. Burada arkadaşlarımız fazla olmadıkları için burada orada oynuyoruz fazladan. Burada oynayamıyoruz da. Görüşürüz.